Basın tribününden mutlu akşamlar diliyorum. Bu akşamki konuğumuz Galatasaray Başkan Adaylarından Sayın Ozan Korkut. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ve her zaman olduğu gibi Meriç Müldür, Fatih Doğan, Bahri Havadır soru ve yorumlarıyla basın tribününde olacaklar. Sayın Başkan, biz sizleri tanıyoruz ama futbol severler için ve tabii ki Galatasaraylılar için öncelikle bir kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Tabii 26 Kasım 1974 Ankara doğumluyum. Öğretmen bir anneyle inşaat mühendisi bir babanın tek çocuğuyum. Babam 2,5 yaşındayken trafik kazasında vefat etti. Sonrasında annemle beraber İstanbul'a geldik. 2,5 yaşımdan beri de İstanbul'dayım. İlkokulumu Ataköy İlkokulu'nda okudum. O dönemlerde basketbolla tanışmam ilkokul dönemlerine denk geliyor. 9-10 yaşları itibariyle de evim Yeşilköy'de ve Galatasaray benim çocukluk aşkım. Florya'da olması itibariyle de ilk basketbolla tanışmış olduğum yer Galatasaray'da basketbol okuluyla ilk basketbol hayatım başladı. Sonrasında sırasıyla basketbol okulu minik takım, küçük takım, yıldız takım, genç takım ve A takımına kadar çıktım. Bildiğim kadarıyla Galatasaray Spor Kulübü'nün bütün seviye takımlarında oynamış ya tek ya da çok az basketbolcudan birisiyimdir. Aynı Galatasaray aşkı girmiş olduğum kolej sınavlarında da Galatasaray Lisesi'ni tercih etmeme ve kazanmama sebep oldu. Galatasaray Lisesi'nde okudum. Yine aynı dönemde Galatasaray Lisesi'nin de ortaokulundan başlayıp liseye kadar tüm takımlarında oynama fırsatım oldu. Lise son dönemine geldiğimde 18 yaşında hem lisede hem Galatasaray A takımında oynarken rahmetli Erdoğan Teziç müdürüm ve abim benim lise müdürümdü. Odasına bir gün beni çağırdı. Öğretmen çocuğu olduğum için de tabii müdür odasına çağırmaktan korktum, açık söyleyeyim. Hiç yaramazlığım olmamıştır. Kapıda beni görünce baktım içeride yabancı birileri oturuyor ve sarıldı bana. Gurur duyuyoruz evladım senle dedi. Seni Amerika'dan transfer etmeye gelmişler. Kaliforniya Üniversitesi'nden. İçeride de temsilcileri var dedi. Şaşkınlığım tabii. Takdir edersiniz. Sonra transfer oldum ve... Bu ilkti değil mi başkanım? Efendim? Bu ilkti. Bildiğim kadarıyla evet. Kaliforniya Üniversitesi'ne ilk transfer oldum. Orada NCAA Kolejler Ligi'nde oynamaya başladım. Hem kulübümü hem ülkemi elimden geldiğince en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Sonra Amerika'dayken de bir transferde Amerika'nın içinde yaşadım. Sonra Massachusetts'e transfer oldum, batı yakasından doğu yakasına. Ve basketbol kariyerimi orada tamamladım. Massachusetts mezunuyum. Ekonomi bölümünü birinci olarak bitirdim. Sonrasında da yine aynı üniversitede MBA işletme master yaptım. Türkiye'ye döndüğümde de doktora çalışmalarına başladım. Yönetim ve organizasyon bilim dalında. Doktora derslerim bitti, tez aşamasındayım. İlk fırsatı bulduğumda da tezi yazıp inşallah bana alacağım. Fırsat olmadı bu kadar yoğunlukta. Medya sektöründe çalışmaya başladım geldiğimde. 4-5 senelik bir çalışma hayatından sonra da 2002 yılında kendi medya şirketimi kurdum. Dragon Medya'nın yönetim kurulu başkanıyım. Aşağı yukarı 16 senedir de kendi şirketimi yönetiyorum. Sporculuğum dışında da tabii sürekli Galatasaray seçimlerinde de faal oldum. Daha önce listelerde adaylıklarım oldu. Buradan da anmak isterim kendini, sevgili Turgay Kıran abimin listesindeydim. Çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir abimdir. Bunun dışında rahmetli Özhan Canaydın döneminden itibaren fiili olarak birçok kurulmuş komisyonda Galatasaray için proje üreten grubun içerisinde sürekli olarak oldum. Bütün genel kurullarını takip ettim. Galatasaray'ın dediğim gibi 9-10 yaşlarımdan beri içindeyim. Camianın da tüm değerlerine ve gelmiş olduğu noktaya vakıf bir kardeşleriyim. Sayın Korkut, o kadar çok konuşacak konu var ki, yani özgeçmişinizi anlatırken tabii ben biliyorum arkadaşlarım oranla divan kurulu toplantısını anlatın. Daha önce de sizi tanıyorum. Ben ilk defa görüyorum o zaman. Evet, daha önce de çok yakından tanıyorum ben sizi. Çok anlatacak konu var ama ben şunu sorayım. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki ilk basketbol maçına çıktığınız zamanki anılarınızı ben dinleyeceğim ama divan kurulu toplantısında şöyle söylediniz. Galatasaraylı bir sözü verdim, bir yer tutar mutlaka. Evet. Siz Galatasaray taraftarına neyin sözünü veriyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Somut olarak dinlemek istiyorum. Galatasaray taraftarına Galatasaray'ın Galatasaray değerleri doğrultusunda
geçmişine de sahip çıkarak alışmış olduğu başarıları daha da ileriye taşıyacak bir vizyonla yönetileceğini, hak ettiği gibi yönetileceğini hem Galatasaray taraftarlarını hem tüm Türk vatandaşlarını en iyi şekilde yurt dışında da temsil ederek gururlandırmaya onlara devam edecek bir yapıda yönetilmesi için elimizden geleni yapacağımızı taahhüt ederim. Ben listeye baktığımızda hakikaten çok değerli isimler var. Adnan Öztürk'ü gördüm. Sayın Başkan'la da çok dostumuz var. Eski günleri Burak yayınlarımız Elmas, oldu. Mete Burak İkiz. Elmas var, Mete İkiz var. Kendi alanında çok başarılı isimler de gördüm. Yani sadece 4-5 kişi değil. Ekip olarak çok iyi bir ekip. Yani ben şahsen merak ettim. Yani zamanda soruyorum, size de sormak isterim. Tabii ki. Yani bu kadar iyi bir kadroyu ya da başkan adaylığı için ismi geçen Adnan Öztürk gibi isimleri altınızda ya da ekibinizde oluşturmayı nasıl başardınız? Yani sizde ne buldular ya da ne buluyorlar, ne vaat ettiniz, ne vaat ediyorsunuz? Teşekkür ederim. Önce bizde Galatasaray'da alt veya üst diye bir şey olmaz. Hepimiz Galatasaraylıyız. Bahsettiğiniz gibi listem oluşturulurken, onu da açıkça söyleyeyim size, liste oluşturmamız 5 dakika aldı. Tamamen uzun süredir birbirini tanıyan, birbirine kenetlenmiş, çalışan, birbirlerinin artılarını eksilerini gayet iyi bilen ve liyakat usulüyle, yani listemizde çalışma arkadaşlarımızı ekibimizi oluştururken tamamen liyakat usulüyle Galatasaray'ı da maalesef bunun eksik olduğunu düşünüyoruz. Biz madem ki burada bir doğru duruş vereceğiz ve doğru sebeplerle bu yola çıkıyoruz, en doğru şekilde ilk doğruları listemizi oluşturma noktasında başlamamız gerekir diye düşündük. Tamamen bu şekilde davranarak bir liste açıkçası oluştu. Hiç kimse arasında bir alt üst ilişkisi yok. Her biri Galatasaray'ın belli problemlerini, belli ihtiyaçlarını karşılayacak insanlar oldukları için seçilmiş ve aynı vizyon etrafında birleşecekleri öngörüldüğü için birleşmiş arkadaşlardır. Bu sadece yönetim kurulu listemiz için geçerli değil. Biliyorsunuz aynı şekilde denetim kurulu, disiplin kurulu ve sicil kurulu üyelerimiz de var. Bu listeleri de veriyoruz adaylık başvurumuza beraber. Tüm kurullarımızda tercih etmiş olduğumuz tüm ekip arkadaşlarımın hepsi dediğim gibi liyakat usulüne göre seçilmiş. Galatasaray'a kendi ekspertiz konularında net problematik noktalarda kritik faydalar sağlayacak insanlardan oluşmakta. Devam edeyim mi? Tabii. Siz yani galiba Ataköylüsünüz. Yeşilköy, Ataköy, evet. Ha, ben ayrı bir karı mısınız şimdi başkana? Ben de Ataköylüyüm çünkü. Öyle mi? İkinci kısımda Ataköy'ü kuralı deyince ben de üçüncü kısımdanım. İkinci kısımda K41'de oturdum. Güzel. Ben de O51'de. Birazdan komşu çıkacaksın. Evet, güzel oldu Ataköy. Ataköy'de başkadır yeri bizde. Çok genç yaşta atıldınız Galatasaray Başkanı. Yani 44 yaşındaymışsınız. 44 yaşındayım. Yani iyi bir cesaret bir kere. Teşekkür ederim. Bir de yani bunun size bu kararı almayı iten neydi? Mesela 5 ay önceki seçimde yoktunuz. 6 ay önce mi oldu en son seçim? Yani Ocak'ta, Ocak'ta, yani 20 Ocak'ta. hem bu karar almanızı iten neydi ve geçen seçimde niye yoktunuz? Yani ani gelişen bir şeyler mi oldu? Aslında aynı gelişen bir şeylerden ziyade biz Aralık ayı itibariyle Sayın Dursun Özbek Başkanımın hala anlayamadığımız bir erken seçim talebi oldu. Anlayamadığımız derken sebebini anlayamadığımız veya bize iyi anlatılamayan diye açayım. O dönem itibariyle dediğim gibi biz zaten uzun süredir birlikte çalışan bir ekibiz. Aşağı yukarı 30 arkadaş olarak bu karar alındığı zaman büyüklerimize gittik ve dedik ki Büyükler derken Sayın Duygun Yersuat'a gittiniz. 30 imzayla Sayın, beraber. sadece Sayın Duygun Yersuat değil, Duygun abimiz, Duygun başkanımız çok sevdiğimiz, saydığımız birisidir. Mutlaka ki kendisine de gittik. Fakat bizim isteğimiz şu oldu. Bütün kulübümüzde bugüne kadar başkanlık yapmış kişiler, yöneticilik yapmış kişiler, hepinizin kulübümüze büyük faydaları oldu. Çok teşekkür ederiz. Artıların hepsinde payınız var. Fakat gelinen negatifliklerde de, eksilerde de bir payınız, bir sorumluluğunuz var. Lütfen bir araya gelin. Arada herhangi bir fikir ayrılığı kalmasın. Galatasaray'ın bu zenginliğidir. Sizler ekip olun. Bizler gençler olarak size her türlü desteği vermeye hazırız. İster listelere koyun, ister koymayın. Hepimizin amacı Galatasaray'ı hak ettiği noktaya taşımak. Bu doğrultuda da yaptığımız görüşmelerde maalesef istediğimiz desteği ve istediğimiz liderliği bulamadık. O dönem itibariyle en son dediğiniz gibi Duygun abimize de yapmış olduğumuz düşüncelerimizi de yazılı bir hale getirmek istedik ve bir mektup Mektup yazdık. ediniz. Biliyorsunuz da Tabii mektubun tabii canım. içeriğini. Kendisine Açarsanız seviniriz. Biz de öğrenirsek iyi olur. Kamuoyu Abi. Gayet net söylediğim gibi yani bu yapılan erken hatta çok dilim varmıyor söylemeye ama baskın seçim diyeyim.
baskın seçim döneminde sorumluluk alınmasını ve bizlerin de sorumluluk alması durumunda her türlü yanında çalışacak ve destek vereceğimizin taahhüdünü ve kulübümüzün normal tüzüğüne göre olması gereken Mayıs ayındaki seçimlerine de aday olarak hazır olacağımızın taahhüdünü verdik. O geçiş süresinde bize başkanlık yapılmasını, birlikte Galatasaray'ın problemlerini aşmak için çalışılmasını teklif ettik ve rica ettik. O dönem itibariyle bu ricamız karşılık maalesef bulamadı. Ve bulmayınca da biz şu noktaya kadar, Mayıs ayına kadar bekledik ve taahhüdümüzü yerine getirdik. Sizin söylediğiniz gibi Divan Kurulu'nda vermiş olduğum görüş olarak Galatasaray'da bir söz verilirse tutulur dedim. Gayet net. Bugün ben ve ekip arkadaşlarımın hepsi biz Ocak ayında vermiş olduğumuz sözü tutmadım, gururunu yaşıyoruz ve onun için aday olduk. Mustafa Cengiz Başkan bu noktada bu beklentilerinizi karşılayan ya da toparlayıcı bir misyonla ortaya çıkacağım bir aday değil miydi? Ya da o kendisi çıktı, siz sonra bunu desteklediniz mi o süreçte? Yani bir sanki bir kopukluk var gibi. Bir kopukluk aslında yok. Bizim yapmak istediklerimizi, kendi Galatasaray'la alakalı vizyonumuzu ve Galatasaray bizim için bir duygu. Aynı duygunun aynı şekilde özümsenmiş olduğunu hissetseydik herhangi bir dönemde zaten aday olma ihtiyacı duymazdık. Hepimizin önceliği Galatasaray, Galatasaray'ın iyi olması. Galatasaray'ın iyi yönetileceği, hak ettiği noktaya geleceğini düşünseydik dediğim gibi aday olmazdık. Gidip hatta bu hizmeti verecek camiamıza kişilere, ekiplere, başkan adaylarına her kim olursa olsun sadece Mustafa Bey özelinde, Mustafa Başkanım özelinde söylemiyorum. Gider destek de olurduk. Bunu göremediğimiz için açıkçası aday olmaya karar verdik. Net bir şekilde ekip arkadaşlarımla beraber ihtiyaç olunan noktada en iyi vizyonu ve en iyi gereksinimleri karşılayacağımızı düşündüğümüz için adayız. Ocak ayında kime oy verdiniz? Evet. Mustafa Bey herhalde. Ocak ayında Mustafa Bey'i ağırlıklı olarak Mustafa Bey'i desteklemeyi arkadaşlar arasında konuşarak bir ekip kararı olarak almıştık. Sayın Korkut, ben hemen o zaman şunu söyleyeyim. Ekiplerden bahsedilmişken. Sayın Mustafa Cengiz'le bu seçim süreci için yapılan adaylık sürecinde bir koltuk pazarlığı yapıldı mı? Yani sizden şu kadar aday gelsin, isim olsun, bizden bu kadar olsun şeklinde bir pazarlık oldu mu? Çünkü bir takım şeyler yazılıyor, çiziliyor, söyleniyor. Bu, bir de sizin tarafından dinlemek istiyorum biz bunu. Tabii ki. Dediğim gibi önceliğimiz Galatasaray ve adaylık süreci Galatasaray'da biliyorsunuz. Galatasaray'ın tüzüğünde gayet net. O haftaki Cuma günü saat 18 itibariyle ilk önce 100 tane sizi teklif eden, başkanlığa teklif eden üyenin ıslak imzasını alıyorsunuz. Yönetim kurulunuz ve diğer kurullarınızla beraber oralardaki beklenti listelerinizi doldurup divan kurulumuza sunuyorsunuz. Divan kurulu inceledikten sonra eğer ki bir eksik yoksa tüzüğe uygun bir şekilde inceleyip sizin adaylığınızı onaylıyor. Bu süreç gelene kadar tabii ki adaylığınız netleşmiş olmuyor. Fikir olarak bizim adaylığımız duyulduğu anda bizden kimseye bir teklif gitmedi. Fakat bizim bu hazırlık içinde olduğumuz hissedildiği noktada ki biz dikkat ederseniz hiç reklamını da yapmadık, hiçbir yerde de gözükmedik. Tamamen kendi çalışmalarımıza konsantre olarak o dönemi geçirdik. İki adaydan da Sayın Mustafa Başkanım'dan da Sayın Dursun Özbek Başkanım'ın da ekibindeki dostlarımızdan hepimiz aynı camianın insanlarıyız. Hepsi dostumuz, kardeşimiz, abimiz. Bize bu tarz görüşmeyle alakalı iki teklif geldi. Galatasaray'ın bir başkanının yapmış olduğu bir davet ve eski de olsa başkanımızın yapmış olduğu, bir önceki başkanımızın yapmış olduğu bir davet bizim için onur verici ve icabet edilmesi gereken bir şeydir. Tabii ki hiçbir şekilde başka bir şey düşünemeyiz. Davetlere tabii ki icabet ettik görüşmek için. Fakat bizim bu davetlerde konuşmalardaki beklentimiz Galatasaray'la alakalı beklentilerin, ihtiyaçların tespiti, ortak bir vizyon, Galatasaray'a nasıl fayda sağlanacağı üzerinden görüşmeler yapılacağı yönündeydi. Tekrar ediyorum. Yani yönetimlerin yarı yere kurulması, yani 7 tane sizden, 5 tane bizden, 3 tane... İsimler üzerinden yani hiç kimseyle hiçbir konuşmamız, hiçbir koltuk, isim, yani Galatasaray'a da yakışmaz açık söyleyeyim. Yani bizim İsimliği de adet Galatasaray'a da yakışmaz. İsimliği de hiçbir adet hiçbir isim, hiçbir adet, hiçbir şey. Biz prensipler doğrultusunda biz davet edildiğimiz an Galatasaray'ın durumuyla alakalı tespitlerimiz aynı mıdır? Bu durumla alakalı yapılması gereken öneriler aynı mıdır?
farklı mıdır? Bizden daha iyi midir? Galatasaray'a daha fazla bizden daha iyi fayda sağlayabileceğini düşünmüş olduğumuz alternatifler görmüş olsak zaten dediğim gibi adaylığı dahi düşünmezdik. Bu davetlere icabet ettik. Fakat bizim beklediğimiz konuşmalar olmadı diyeyim sizden. Şu detayını da vereyim size. Bu davetlerin görüşme talepleri geldiğinde bu görüşmelerin hepsi şahitler yanında yapılmış görüşmelerdir. Yani birebir yapılmış görüşmeler değildir. Başka o aynı ekiplerden başka insanların da olmuş olduğu görüşmelerdir. Talepler geldiği gün hatta benim kendi toplantılarım vardı. Adnan Öztürk abimden rica ettim. Beni temsilen lütfen sen görüşür müsün diye. Sayın Mustafa Cengiz'le. Sayın Mustafa Cengiz'le de, Sayın Dursun Özbek'le de aynı şekilde. Galatasaray menfaatleri doğrultusunda tabii ki sevgi, saygı ve kardeşlik çerçevesinde bu görüşmeler yapıldı. Ama hiçbirinde kesinlikle hiçbir adet, hiçbir koltuk veya başka bir şey konuşulmamıştır. O zaman son dönemde bazı medyaya yansıyan işte Mustafa Cengiz'le birleşme olacak gibi iddialar, ifadeler de herhalde şu anlamda anladığım kadarıyla, lütfen düzeltin yalnızsa, gerçeği yansıtmıyor o zaman. Doğru değil, evet. Sayın Korkut, ben şunu sorayım. Finans konusu Galatasaray'da işte parasal konular en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Yıllardan beri yani artık ben de bir medya mensubu olarak sıkıldım ama siz göreve gelirseniz finansını nasıl çözeceksiniz? Çünkü Haziran ayında benim bildiğim kadarıyla 20 milyon euroluk bir acil bir ödeme var. Bu işi çözebildiniz mi? Halledebildiniz mi? Biz hazırız diyor musunuz yani finans konusunda? Bu konuda hazır olmayan bir ekibin, yani 4 tane aday var. Zaten bu konuda gerekli hazırlığı olmayan bir ekibin, Galatasaray'ın finansal durumuna hakim olmayan bir ekibin aday olarak çıkacağını düşünmem hiçbir ekip için. Başkanım, Korkut, uzmanlık alanınız ekonomi. Bu anlamda peki nasıl bir reçete sunacaksınız Galatasaray'a? Tabii ki bir planınız vardır ama biraz detay vermek gerekirse. Çünkü hakikaten Türk futbolunun çok büyük bir sorunu bu ekonomik yapı. Sizin bu konuyla ilgili reçeteniz nedir peki? Bir kere şunun tespitini yapmak lazım. Galatasaray açısından gelinmiş olan finans konum, finansal durum bir sonuçtur, sebep değildir. Galatasaray yönetilmesi gerektiği gibi yönetilmiş olsaydı, bunu da yanlış anlamayın lütfen, son bir veya iki yönetim olarak söylemiyorum. Bu bir süreçtir. Maalesef belli bir süredir Galatasaray mali açıdan dünya standartlarında bir dünya markasının yönetilmesi gerektiği şekilde çeşitli sebeplerle yönetilememiştir. Tüm başkanlarımız, yönetimlerimiz iyi niyetle ellerinden gelen çabayı göstermişlerdir. Ama o çabalar doğru sonuçlar, doğru meyveler vermemişlerdir. Böyle söylemek isterim. Şöyle yaklaşmak lazım. Biz dünyadaki global markaları, spor devi dediğimiz markaları, futbol kulübü açısından özellikle hepsini inceledik. Bugün baktığınız zaman bir Manchester United'ın dünya genelinde futbol kulübü olarak bir numaralı gelir elde eden kulüp olarak baktığınız zaman 676 milyon dolar gibi, euro gibi pardon, bir geliri var. İkinci kulüp demiş olduğunuz Real Madrid'in 674 milyon euro geliri var. Bayern Münih'e, üçüncü Barcelona, dördüncü Bayern Münih'e bakıyorsunuz. Dördüncü 587 milyon euro seviyelerinde. Galatasaray'da hep problemleri, sıkıntıları konuşmaktan, yani gider kısmını konuşmaktan gelire maalesef odaklanılmıyor. Eğer ki biz Galatasaray'ı, dünya markası olan Galatasaray'ı gerçekten hak ettiği dünya markası gibi yöneteceksek, Galatasaray'ın gelirleri bu karşılaştırdığınız rakamların yanında, hele de şu anki Türkiye'deki döviz kurunu göz alırsanız %120 milyon euro arasında. Şimdi süreklilik bizim için önemli. Sürekli Avrupa şampiyonalarına aday olan, sürekli Şampiyonlar Ligi'ne gitme ve kazanma iddiasında olan bir Galatasaray'ın kendi rakiplerinden 5'te 1 az geliri olamaz. Rekabetçi gelir yaratması gerekir. Gider açısından baktığınızda da yani biz yine aynı kulüplerin gider yapısına baktığınız zaman şunu gözlemliyoruz. Giderlerinin aşağı yukarı %50'siyle %60'ı futbol takımı giderleri. Şimdi Galatasaray spesifiğinde baktığınızda maalesef bizim kulübümüzün giderlerinin neredeyse %95'i futbol giderleri. Gider tarafını da aşağı çekmek mecburiyetindeyiz. Eğer bu prensipler göz önüne bulunarak doğru 3 senelik, 5 senelik planlamalar yapılarak ve nakit akışları da doğru planlanır ise, artı içinde bulunduğumuz dönemde mutlaka kur riski de, çünkü yabancı sporcu alıyorsunuz, bunlara yabancı para biriminde ödemeler yapıyorsunuz ve kur riski şu ana kadar hesaplanarak ona karşı koruma mekanizmaları finansal olarak Galatasaray'da geliştirilmiş maalesef değil.
çok zor sistemlerden bahsetmiyoruz. Her ekonomistin, her şirket yöneticisinin bildiği konular. Fakat maalesef Galatasaray'da günlük problemlerle uğraşmaya kalkmaktan ve çözüm getirmeye çalışmaktan... Türk futbolunun sorunu. Yani bunlar tamam doğru. Ama mesela yarışmacı bir takımsınız. Hı hı. Bu kadro belki de gelecek hafta cumartesi günü belki de şampiyon olacak. Ama İnşallah. Ciddi bir maliyetli bir kadro. Hı hı. Yani seneye o zaman yani bazı oyuncuları satmak zorunda kalmalısınız. Çok ciddi transferler yapmamalısınız. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksiniz. Yani bu tip önlemler mi düşünüyorsunuz? Yok, sadece biz Galatasaray'ın UEFA kriterlerine göre yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani UEFA kriterleri bize dikte edilen... zorla yaptırılan maddeler olmaması gerekir. Zaten bunlar kulüplerin doğru yönetilmesi, efektif yönetilmesi gereken, için konulmuş tabii. kurallar. Siz bunu kendiniz, kendi dinamiklerinizle yapmıyorsanız UEFA sizin de yapmadığınızı sizin adınıza kendi zorlayarak veya kural koyarak yapmaya çalışıyor. Bizim amacımız hiçbir şekilde Galatasaray'ı küçültmek değil. Tam tersi daha büyük bir noktaya gelmesi için doğru mali yapılanmasının sağlanmasını istiyoruz. Yani şimdi ticaret hayatından da bilirsiniz. Kazanç bir şeyi satın alınırken başlar. Tamam. Aldığınız ürünü veya hizmeti alabileceğiniz en iyi koşullarda almaya çalışmanız gerekir. En iyi koşullarda alacağım diye kötü ürün almazsınız. İyi bir ürünü, iyi bir yani spor kulübünden bahsedersek alabileceğiniz en iyi oyuncuları alabileceğiniz en rekabetçi koşul ve fiyatlarla almanız gerekir. Keza satma noktasına geldiğimizde de herhangi bir sporcumuzu Galatasaray'a değer kattıktan sonra satarken de satabileceğimiz maksimum değerle satmaya çalışmamız gerekir. Sayın Başkan, ekonomiyle ilgili çok sorularımız var kafamızda. Biraz daha açmak isterim. Beklentileriniz nedir? Fatih, başka bir yerde... koltuk konusunda bir şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Çok önemli bir konu. Çok önemli bir konu. Biraz önce hem Sayın Dursun Özbey'in hem de Sayın Mustafa Cengiz'in sizleri aradığını, yani davet ettiğini söylemiştim ama ben de bir gazeteci olarak... Hem Mustafa Cengiz'in... Şahıs adına... olarak değil, düzelteyim. Evet. Ekip arkadaşları diyeyim. Evet, evet. Öyle yani. Çünkü Mustafa Cengiz'in aranmadığını ben biliyorum. Sayın Adnan Öztürk'ün Mustafa Cengiz'i aradığını ve bir görüşme talep ettiğini biliyorum. Sayın Dursun Özbek'in de herhangi bir şekilde sizi aradığını ben zannetmiyorum. Hayır, çünkü en azından aramadı değil mi? Yani ben, aramadı, hayır. Yani bu konudaki bir şey, yanlışı düzeltelim diye ben tabii söylüyorum. Ki, bir gazeteci tabii. olarak tabii onu ki. Düzeltmek istedim. Ya her iki başkan da Sayın Ozan Korkut da aramadı. Çünkü ekip arkadaşlarına arandı. Evet. Tamam. Evet. Buyurun. Teşekkürler. Dört başkan adayı var. Ali Fatinoğlu'nun da ismini geçirmedik. Tabii, tabii. Demokrasilerde ben çok adayın olmasını her zaman desteklerim. Güzelliktir ama bazen işte disiplin kurulları da oluşuyor. Bu bölünmüşlük olabilir mi? Camianın hani değerli isimlerinin dört farklı listeye hepsinde de değerli isimler var. Bölünmesi bir dezavantaj olabilir mi? Böyle bakabilir miyiz? Ben tam tersini düşünüyorum. Galatasaray son derece demokratik. Fikri hür, iradesi hür insanların oluşturmuş olduğu bir kulüp. Bu yönde de değerleri, kendi iç mekanizmaları olan bir camia. Bu adayların çokluğu, hele de maddi koşulların zorluğu ve kulübün bulunduğu noktayı da düşündüğünüz zaman tam tersi Galatasaray'ın gücünün bir göstergesidir. Ne kadar çok aday olursa genel kurul üyelerimiz ve taraftarlarımız, aynı zamanda veli nimetimiz olan taraftarlarımız o kadar daha çok fikir dinleyecektir, o kadar daha çok farklı bakış açısı görecektir. Sonunda da genel kurul üyelerimiz bu dört adaydan ve ekiplerinden en uygun görmüş olduğuna bir teveccüh gösterecekler. Seçim günü bittikten sonra biz kazanan olacağımıza inanıyoruz. İnşallah olmadığı takdirde de kim kazanırsa bizim başkanımız olacak. O listelerde bizim eşlerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz olacak. Hep birlikte yine camia olarak kenetlenip devam edeceğiz yolumuza. 2011 yılları gibiydi. Sizin bir yerde şeyinize rastladım, yazınıza. Benim de ilgilendiğim bir konuydu bu. Gayrimenkul yatırım ortaklığı fikri sizin ve arkadaşlarınız tarafından bir dönem gündeme getirilmişti ama Galatasaray'da çok projeler var. Bakıyorum Riva'da var, şimdi yeni bir arazi alındı. Dursun Özbek döneminde alınmıştı Arnavutköy'de. Yine Florya var. Bir gayri yatırım ortaklığı projesi sizin de ta o zamanlar dile getirdiniz. Neden hayata geçirilmedi? Yani Galatasaray daha iyi değerlendiremez miydi bu gayrimenkul projelerini bu şekilde? Değerlendirebilirdi, dediğiniz doğru. 2011 yılındaki seçimlerde biz Galatasaray'ımızın asetleri var, gayrimenkulleri var. Bunları alıp aynı gayrimenkul yatırım ortaklığı prensibinde bir potanın içine koyalım hepsini. Hepsini geliştirerek üzerinde gelir getirici projeler üretelim. Bu projeler karşılığında da bir fon oluşturalım. Buradaki amacımız hem nakdi bir kulübe girdi yaratmaktı, hem de elimizdeki asetlerimizi satmadan mülkiyetleri hala bize kalacak şekilde en iyi koşullarda değerlendirmekti.
Divan'da da, Galatasaray Divan Kurulu'nda da dediğiniz gibi bunun sunumunu yapmıştık. Hatta sunum bittikten sonra fikir ve projelerimizi başka projelerde sunmuştuk. Ben Divan Kurulu Başkanlığı'na kendim sundum. Çünkü dediğim gibi fikirler, projeler bizim tarafımızdan üretilmiş olması bir şey değiştirmez. Neticede hepimiz Galatasaray için bu fikir ve projeleri üretiyoruz. Seçiliriz, seçilmeyiz ama Galatasaray'ın kurumsal olarak bunlardan faydalanması, değerlenmesi gerekir diye düşündük. Nitekim o dönem uygun görülmüş olsaydı veya değerlendirilmiş olsaydı belki bugün arsalarımızı satma noktasından hala arsalarımızı elimizde tutup kaybetmeden finansal bir kendimize rahatlık imkan sağlama durumumuz olabilirdi. Kısmet olmadı. Sayın Korkut, geçtiğimiz günlerde sizinle ilgili bir takım iddialar var. Hı hı. Yazıldı, çizildi. Kamuoyunda da, Galatasaray camiasında da çok sıkı bir şekilde dile getiriliyor. İsim zikretmek istemiyorum. Siz anlamışsınızdır. Galatasaray'ın eski yöneticilerden bir tanesi. Sizinle ilgili iddialar ortaya atıyor. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Ben iddia veya dedikodu kulübüne değil, Galatasaray Spor Kulübü'ne başkan adayım. Ben devam edeyim o zaman şöyle. Bu... Geçen seçimde iki aday vardı değil mi? Şimdi bu kadar kısa süre geçmesine rağmen dört adaya çıkmasını nasıl yorumlamamız lazım? Yani iki ay önce, dört ay önce, beş ay önce Galatasaray battı batıyor deniyordu. Felaket senaryoları yazılıyordu. Şimdi çok mu güzel her şey? Bir anda dört adaya çıktı. Hayır, her şey güzel değil. Fakat Galatasaray'ın büyüklüğü, Galatasaray bütün zorluklarına rağmen hiçbir zaman batacak. Ama o zaman da büyüktü. Bir kulüp tek değildir. İki kişi girdi yani. Ben diğer adaylar açısından bilemiyorum ama kendimiz açısından gayet net bunu cevaplayabilirim size. Listemize ve ekip arkadaşlarıma bakarsanız hepsi global markaların veya kendi sektörlerinin lider markaların yöneticileri ya da sahipleri. Bu kariyerde insanların akşamdan sabaha alınmış kararlara hayatlarını adapte etmeleri o kadar hızlı mümkün olmaz, takdir edersiniz. Dolayısıyla beklenmedik bir karar bu kadar ani alındığı zaman, onun için başta söyledim, Sayın Dursun Özbek Başkanım'ın acil almış olduğu seçim kararının mana veremedik derken, o minvalde gelip de akşamdan sabaha hazır olmak ve doğru ekibi, bizim gerçekten Galatasaray'a fayda sağlayacağını düşündüğümüz şu anki listem gibi güçlü bir ekibi baktığınız zaman akşamdan sabaha o minvalde oluşturup herkesin hayatını ona göre bir günde, iki günde, bir haftada adapte etmesini beklemek haksızlık olur. Evet. O da hem arkadaşlarım hem Galatasaray'a. En güçlü liste olarak da sizin liste olduğu yorumlanıyor tabii Galatasaray'ın da bizim takip ettiğimiz kadarıyla. Gerçekten önemli isimler. Ben arkadaşlarımın hepsini çok iyi tanıyorum ve hepsine %100 kefilim. Peki, ve güveniyorum. Siz de geçen seçim Mustafa Bey'e oy verdiniz. Yani net olarak ortaya koyarsak, cumartesi günü dediğim gibi yüksek olasılıkla şampiyon da olacaksınız. Yani bunu Mustafa Cengiz neleri bu kadar başarısız yaptı ki? Yani normalde tek aday bile çıkabilirdi. Mustafa Başkanım'a başarısız demek benim haddime değil. Biz öyle bir terbiye almadık Galatasaray içerisinde. Kendisi başkanımızdır. Yapmış olduğu hizmetten dolayı da kendisine müteşekkiriz. Bizim duruşumuz başkalarıyla alakalı değil. Biz kendimiz bu konuda daha iyi hizmet vereceğimizi düşünüyoruz. Peki Sayın Cengiz'in bir demeci oldu. Ben olsam Dursun Özbey'in yerinde aday bile olmazdım dedi. Yani işte Rıva'dan bahsetti. Kulübü borç batağına sokmasından bahsetti. Siz de aynı fikirde misiniz? Dursun Özbek aday olmamalı mıydı? Çünkü siz de onun aleyhinde geçen seçimde oy verdiniz. Lehte aleyhte diye bakmayalım. Şöyle söyleyeyim. Aday olmak Sayın Dursun Özbek Başkanım'ın da en doğal hakkıdır. Muhakkak herkes. Günün sonunda tekrar ediyorum. Galatasaray'ın sahibi Galatasaraylılardır. Galatasaray Genel Kurulu üyeleri, kendisileri zaten son derece sağduyu sahibi insanlardır. Gelip oy verdikleri zaman doğru gördüklerini iyi oyla veya seçmeyle mükafatlandırırlar. Yanlış yaptığını düşündükleri kişilere de oy vermeyerek mesaj verirler. Buna da saygı duymak lazım. Sayın Korkut, peki şunu sormak istiyorum. Yani önceki dönemde Galatasaray'daki tek sorun ekonomik miydi? Yani bunun dışında bazı sorunlar var mıydı? Siz bu açıdan baktığınızda neleri tesis etmek istiyorsunuz Galatasaray'da? Yani sonuçta Sayın Dursun Özbek sadece ekonomik nedenlerle belki koltuğundan olmadı, öyle değil mi? Ekonomi, dediğim gibi işin ekonomik kısmı bunun sebebi değil, sonucudur. Bizim hoşumuza gitmeyen kendi Galatasaray anlayışımızda maalesef Galatasaray'da dostluk, birliktelik, beraberlik, karşılıklı sevgi, saygı ortamının bizim alışık olduğumuzun dışına çıktığını görüyoruz. Bu Galatasaray'ın kendi değerlerinin, kendi felsefesinin
dışında bir duruş. Biz bundan muzdaribiz. Bu hoşumuza gitmiyor. Baktığınız zaman Galatasaray Kulübü'nün başarılarının arkasında bu camianın kenetlenmesi ve birlikteliği vardır. Esas değerimiz de budur. Görüyorsunuz senelerdir çeşitli projeler, çeşitli imkanlar veya sermaye artışlarıyla Galatasaray Spor Kulübü'nün içerisinde nakit girdisi bir şekilde giriyor. Ama günün sonunda bakıyorsunuz bilançonuzda hala aynı rakamda zarar var. Yani konu finanstan ziyade artık yönetimsel bir zaaf noktasına büyüyor, geldi. Zarar her geçimde tabii ki zarar veriyor ama şunu açık söylemek isterim. Hayatta para kazanırsınız, kaybedersiniz, bir daha kazanırsınız, bir daha kaybedebilirsiniz. Ama bizi biz yapan değerleri Galatasaray'a, Galatasaray aşkıyla bağlanan taraftarlarımıza, genel kurulu üyelerimize, Galatasaraylılara, Galatasaraylı olma sebeplerinin en büyük kısmını yaratan değerlerimiz kaybolursa onları geri getirmek mümkün olmaz. Dolayısıyla bizim önceliğimiz Galatasaray'ın birlikteliği, beraberlikteliği, sevgi saygı ortamının tekrar bir araya gelmesi, fikir ayrılıklarının nahoş olan bir şekilde değil, gayet demokratik, birbirini kırmadan Galatasaray'ı ileri götürecek şekilde tartışılacağı ve Galatasaray'ın artık tartışma ortamından çıkıp başarıda her branşında, amatörüyle profesyonel her branşında sürekli lider konumunu oynayacak şekilde konumlanması için gerekli şeylerin yapılmasını istiyoruz. Sayın Korkut, dört başkan adayının hayat hikayelerine baktığımız zaman siz dahil, Ali Fatinoğlu Bey dahil, hepsinde bir başarı hikayesi var. İşlerinde, yaşamlarında bir başarı öyküsü var. Siz neyi vaat ediyorsunuz? Yani mesela Dursun Özbek Başkan'dan farklı olarak ya da Mustafa Cengiz Başkan'dan farklı olarak Galatasaray camiasında neler verebilirsiniz? Yani aldığım mesaj şu sizin söylemlerinizden. İşte Dursun Özbek Başkan'ın davranışlarının, kararlarının Galatasaray camiasını ya da Galatasaray'ın sahiplerini çok ciddi mutlu etmediği temsil noktasında böyle bir öz eleştiri yapar gibi bir his aldım geçmişteki tartışmalardan bu yana. Biraz açar mısınız? Yani sizi biraz daha gerçekten başarılı bir ekonomist olarak okuduğunuz okul, geldiğiniz noktalar itibariyle biraz daha toplumu bilgilendirirseniz çok sevinirim. Galatasaray'ın artık ben zihniyetiyle yönetilmesini istemiyoruz. Galatasaray'ın başarıları ve zenginliği geçmişte de, bugün de, gelecekte de böyle olacağını düşünüyoruz. Biz söyleminden geçeceğini düşünüyoruz. Bizim ilk vaadimiz biz olarak hareket etmek. Galatasaray'ı bakın, Galatasaray'ın gelmiş olduğu yapı ne kadar iyi ekonomist olun, ne kadar iyi sporcu olun, bir başkanın ve sadece 15 tane yönetim kurulu üyesinin yönetebileceği bir yapı değil. Bu yanlış bir beklenti olur. Ben bunun artık sporun gelmiş olduğu noktada, endüstrinin gelmiş olduğu noktada imkansız olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın birlikteliği derken sadece bunu sözde söylemiyorum. Bu camianın ciddi bir insan kaynağı var. Fakat bu insan kaynağını günlük atışmalar, günlük problemler nedeniyle bir türlü aktive edemiyoruz. Eskide Galatasaray'ın eski yıllarına bakın, eski başarılarına bakın. UEFA şampiyonu olduğumuz zaman çok büyük gelirlerimiz olduğu için UEFA şampiyonu olmadık. Geleneklerine, geçmişine sahip olan insanların bir araya geldiği, kenetlendiği, altyapısının ciddi, kuvvetli yatırımları aldığı ve oyuncular yetiştirdiği, antrenörüyle, taraftarıyla, genel kurul üyesiyle, başkanıyla, yöneticisiyle bir birliktelik sağlayarak hareket ettiği ve başarının bu şekilde geldiğini görüyoruz. Aynı günlere aynı şekilde dönmek istiyoruz. Bizim farklı bir formüle, farklı bir yaklaşıma da ihtiyacımız yok. Galatasaray zaten bu başarıyı kendi DNA'sında taşıyor. Biz sadece bir süredir unutmuş olduğumuz veya hafif sapmış olduğumuz kendi Galatasaray'ın ana çizgisine geri dönmeyi istiyoruz. Sayın Korkut, ve döndürmeyi vaat ediyoruz. Somut, özür dilerim, devam edelim. Somut olarak reçete var mı? Formül hazır belli. Galatasaray sevgisi, aidiyet duygusu bu formül için yeterli ama bir de 2,5 milyar TL'yi bulan bir borç var. Banka borçları, faiz borçları. Ama bütün kulüplerde var zaten. Yok, genel anlamda bir ekonomist kimliğiyle de sormamız lazım. Çünkü Beşiktaş'ta da var, Fenerbahçe'de var. Türk futbolunda 8,5-9 milyar TL, bana göre 10 milyarı buldu bir batak var. Ve işte belli angajmanlarla, işte hafifletici şeylerle devlet de yardım ediyor son dönemde. Pekala, bu çevrilebilecek somut ekibiniz belli ki bir ekip hareketi. Bu ekip hazır mısınız? Yani bu 2,5 milyarla nasıl, kasa kolayla mı yapacaksınız? Ya da bu kelimeyi hoşlanmıyorum ama yani mevcut kaynaklar, mevcut dinamikler bunun için yeterli mi? Ya da kaç yıla yayarak bu işi toparlayabilirsiniz? Ekibime bakarsanız, ekibimde
belki Türkiye tarihinde en genç yaşlarda banka genel müdür yardımcılığına ulaşmış insanlar var. Aşağı yukarı 5,5 milyar euroluk fon yöneten arkadaşlarım var. Günün sonunda finansal olarak durumun net olarak farkındayız. Galatasaray'ın alacak ve borç farkı 2017 yılı sonu itibariyle 1 milyar 61 milyon seviyesinde. Bugünkü kurla baktığınız zaman aşağı yukarı 250 milyon dolar gibi bir rakamdan bahsediyorsunuz. Doğru finansal yönetimle ve Galatasaray'ın kendi yaratmış olduğu ve yaratacağı değerle biz bu borcun döndürülebileceği kanaatindeyiz ve hazırlığımız bu yönde. Bunu bir yılda, iki yılda böyle söylemlerde duyuyorum, inandırıcı bulmuyorum. Biz hiç kimseye, ne taraftarımıza ne genel kurul üyelerimize hiçbir zaman doğru görmediğimiz bir şey vaat etmeyeceğiz. Galatasaray Kulübü'nün bulunmuş olduğu durumun, bu borcun bir sene veya iki sene içerisinde tamamıyla kapanıp artıya geçeceğinin vaat edilmesini doğru bulmuyoruz. Bizim amacımız borcuna sadık, var olan borcunu işletme modelini kâra çevirerek ödeyebilir hale gelen, sürdürebilen ve aynı zamanda da büyüyüp hedeflerinden şaşmayan bir Galatasaray yaratmak. Finansal olarak da doğru planlama yaparsanız bu Galatasaray'ın şu anki konumuyla mümkün. Sayın Korkut, 27'sin sabaha Galatasaray Kulübü'nün başkanı olarak eğer seçilirseniz, Sayın Fatih Terim'e devam edecek misiniz? Kendimi ne kadar Galatasaray'ın çocuğu görüyorsam, sevgili Fatih Terim de en aşağı o kadar Galatasaray'ın çocuğu. Olur, genel kurul üyelerimiz teveccüh gösterir, bizi seçerse elbette ki futbolun patronu ve teknik direktörü sevgili Fatih Terim'dir. Bu konuda herhangi bir tereddütümüz, şüphemiz yok. Sorduğunuza da teşekkür ederim. Bu konuda da bir sürü laflar kulağıma geliyor ama doğru değildir. Birinci ağızdan duymuş olun. Evet. Hatta müsaadenizle. Biz sevgili Fatih Terim hocamızı sadece hoca olarak da görmek istemiyoruz. Kulübümüzde yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi de, şimdi düşünün ki bir futbol takımınız var. Bizim açımızdan en büyük gelir yaratan elimizdeki asetimiz. Fakat başındaki teknik direktörle işin maliyet tarafını paylaşmıyorsunuz çok fazla. Yani finansal tarafını çok fazla hakim olamıyor zannederim. Sadece Galatasaray'ın problemi de değil bu. Olur da biz seçilirsek önceliğimiz dediğim gibi sevgili hocamla devam etmek ama kendisinden İşin finansal boyutu noktasında da Sportif AŞ şirketimizde daha da yetkilendirerek yönetim kurulunda faal olmasını, işin planlamasından başlayarak finansal boyutuyla beraber, stratejisiyle beraber işin içinde birebir girerek bütün yaşanan yönetim sürecinde de haberdar olmasını ve karar veren insanlardan birisi olmasını isteyeceğiz. Yani bir yönetim kurulu üyesi gibi. Çünkü Sportif AŞ bu işin kaynağı çünkü. Evet. Her şeyi. Dikkat dağılmasına neden olabilir mi? Yani görüş tabii Sayın Başkanım, çok farklı bir şey söylüyorsunuz. Fatih Terim milli takımlarda da Fatih Hoca beraber çalıştık. Futbol direktörü olarak zaten görev yapmıştı ama işin finansal boyutlarının da pek fazla girmiyordu. Şimdi burada acaba dikkat dağınıklığına neden olabilir mi? Hani takıma çünkü bir teknik adam kimliği var. Hiç zannetmiyorum. Çünkü sevgili Fatih Terim bir kere Galatasaray'ın camiasının dinamiklerine hakim bir insan. Şimdi dışarıdan bir bu deneyimleri biz yaşadık biliyorsunuz kulüp olarak. Hele de yurt dışından getirmiş olduğumuz hocalarımızda bunun sıkıntısını yaşadık. Belli bir dönem hem Türkiye'ye adapte olmaları bir süre gerektiriyor hem Galatasaray spesifiğinde bu camianın dinamiklerine adapte olmaları bir süre geçiriyor. Sevgili Fatih Terim bir kere bizim içimizden birisi, camianın içinden birisi, Galatasaray Spor Kulübü üyesi, divan kurulu üyesi. Camianın dinamiklerine, yani kendi mesleği spor kısmı dışında da camiamızın dinamiklerine ve işleyişine, değerlerine de hakim bir insan. Dolayısıyla ben bunu rekabetçi bir avantaj olarak görüyorum. Çok fazla kulübe nasip olan bir imkan değildir bu. Dolayısıyla hiç dikkat dağınıklığı olmayacağı, tam tersi daha fazla konsantre olacağı, daha fazla sorumluluk alacağı. Yani şöyle düşünün. Galatasaray Kulübü'nün ana sıkıntısı, yani bilmiyorum sizler spor basını olarak aynı şeyi düşünecek misiniz ama ben bir Galatasaray Spor Kulübü üyesi olarak gayrimenkul projeleri duymaktan bıktım. Yani burası bir gayrimenkul şirketi değil. Burası bir spor kulübü.
Dolayısıyla spordan değer yaratmayı ve değer kazanmayı bilmemiz lazım. Demin dediniz ne vaat ediyorsunuz? Spordan değer kazanmayı vaat ediyorum. Yani çok sağlam bir altyapı. Sadece altyapı demekle olmaz. Altyapımızda hem doğru tesisleşme, hem doğru eğitmenler ve doğru stratejiyle oyuncuları genç yaştan çocuklarımızı keşfedip değer katıp Galatasaray'a fayda sağlayacak şekilde konumlandırmalıyız ve kazanç elde etmeliyiz. Hem sportif başarı hem kazanç. Bunu Sayın da Başkan, 2000 yılında Galatasaray UEFA şampiyonu oldu. Hepimiz gururlandık, alkışladık. Faruk Süren Başkan da çok sevdiğimiz büyüğümüz. Ancak mesela Çin'de Beşiktaş çalışmalar yaptığında o dönem Real Madrid, Bayern Münih, Schalke, Manchester City birçok örnekle Uzak Doğu'ya açılmış. Çok büyük paralar kazanıyorlar şu anda. Ve Galatasaray bu fotoğrafta yok. Galatasaray böyle bir değerini yönetemedi diye düşünüyorum o yıllardan bu yana. Anlatmak istediğiniz bu mu? Çok iyi kapitalize olamadı. Evet, sportif başarıyı paraya çevirmek de ayrı bir know-how'dur, ayrı bir bilgidir. Maalesef onu o dönem itibariyle istediğimiz seviyede yapamadık. Ama bu bundan sonra yapamayacağımız manasına gelmez. Kendi hayatımdan size örnek vereyim. Ben Amerika'ya transfer olduğumda Galatasaray spor kulübünün üyesi olmuş olmam bir transfer olma sebebidir. Çünkü marka orada biliniyordu. Ve takdir edersiniz Amerika bizim kadar futbol oynanan bir ülke değil. Ama bir spor kulübü olarak oralarda biliniyorsunuz. Markanızın böyle bir gücü var baktığınız zaman. Dünyanın neresine giderseniz gidin herkesten bu tarz duyumlar duyarsınız. Uzak Doğu'ya gidildiğinde de herkes bir dönem UEFA şampiyonu olan takımımızı hatırlarsınız o takım dünya üçüncüsü olan milli takımımızın da iskeletini oluşturuyordu. Herkes ismiyle, soyadıyla, forma numarasıyla sayar noktadaydı. Bu kadar bilinir olmuş olduğunuz noktada bunu paraya çevirmenin doğru sistemlerle çok zor olmadığı kanaatindeyim. Çok basit bir örnek vereyim size. Bugün gittiğiniz zaman yurt dışındaki havalimanlarında ufak cornerlar görüyorsunuz. İşte her yerde Barcelona, işte Real Madrid, Manchester United formaları veya ürünleri satılıyor. Galatasaray'da baktığınız zaman bu markalar kadar bilinirliği olan ve takipçisi olan sadece Türkiye'de değil dünyada da bir marka. Buralarda var olmamız lazım. Yani bizim markamız talep gören bir marka. Sadece bu markayı talep gösteren taraftarıyla ve gerekirse yatırımcısıyla bizim birleştirmemiz gerekiyor. Bu da zaten yola çıkış sebeplerimizden bir tanesi. Bu bir vizyon meselesi, bakış meselesi, yönetim tarzı meselesi. Biz bunu en iyi şekilde yapabileceğimizi düşünüyoruz. Galatasaray'ın gelirlerini de büyütmek açısından global olarak mümkün olduğu kadar var olmaya çalışacağız ve pastayı büyütmeye çalışacağız. Sayın Korkut, tabii ki. Sizin söylemlerinizden evet. Mi Fatih Hoca'nın söylemlerinden çıkardığım şu, Fatih Hoca için en ideal başkan adayı bence sizsiniz. Geçen gün en son estağfurullah. Bu işin başka bir tarafında bir gün olursam, hatta o gelecekte başkanlık olarak algılandı veya yöneticilikte kafasına ne geçiyor bilemem. Arsene Wenger gibi, yani nasıl o 22 yıl kaldı, uzun süreli bu işte istikrarın olması adına hamleler yapacağım dedi. Ve ben izleyicilerim için bir daha reklama gideceğiz ama sorunun cevabını alalım daha sonra reklama gideceğiz. Yani siz de o zaman uzun süreli yani uzun süreli projeler düşünüyorsunuz Fatih Terim'de. Şöyle de çok güzel bir şeye bak lazım. Dursun Özbek Başkan bu kadroyu kurdu. Fatih Terim'i de o getirdi. Mustafa Cengiz Başkan da Fatih Terim'le bu şampiyonluk sürecini yönetti. Şimdi başka bir konsept de var. Değil mi? Buraya da bir değerlendirelim başkanım yani. Haksızlık olmasın. Bu gelişim süreci nasıl şimdi şöyle bir şey yapmak lazım. Sayın Ozan Korkut yani daha seçime 26'sında ya 4 tane başkan adayı var. Öyle mi? Tabii ki. Tabii. Evet. O yani, zaman sonra alalım mı? Tam reklam saatimiz geldi. Yani izleyicilerimiz de beklesinler. Reklamlardan sonra basın tribünü devam edecek. Basın tribünü devam ediyor. Konuğumuz Galatasaray Başkan Adayı Sayın Ozan Korkut. Tekrardan devam ediyoruz. Az önce sevgili yorumcularımızın soruları vardı aslında. Çok soru var. Çok soru var. Sonuna kadar herkesten yani, sorular geldi. Ve yani Fatih Hoca'nın rüyası siz de takip etmişsinizdir. 22 yıldır Arsene Wenger yani, orada yaptı. Uzun süre bir Fatih Hoca'nın projesi. Burada bir istikrar yok. Evet. Yani amacım benim onu getirtmek, onu sağlamak Galatasaray'da, ülkede. Yani siz de Fatih Hoca'yla bu kadar çalışmayı istediğinize göre belki siz uzun süre bir çalışmaya kadarsınız dedim. Bir bakış açınız nasıl sizin buna daha doğrusu aslında? Bir sporcunun bir diğer sporcuyla çalışma istemesi kadar... Aynı ruha sahip insanların birbiriyle çalışmayı istemesi kadar daha doğal bir şey olamaz. Tabii. Ama müsaade ederseniz
şampiyonluğa giden bir takım var. Ben bu konuda çok spekülasyon olduğu için çok direkt sorduğunuzda cevap verdim. Spekülasyon olmasın diye. Ama sevgili Fatih Terim'in seçim malzemesi yapılması gibi bir konuma düşmesini istemem. Ben sadece fikir sordunuz diye beyan etmek istedim. Burada bu konuyu bitirirsek sevinirim. Tamam. Sayın tamam. Korkut, ben o zaman baskete geçeyim. Tabii. Basketbol biraz bildiğim bir konu. Evet. Yani, tabii ki siz uzun yıllar basket oynadığınız için de bunu soruyu sormak zorundayım. Erkek basketbol takımımızın durumu bu sene sıkıntılı. Oktay Mahmudi ile devam edecek misiniz? Ve önümüzdeki sezon nasıl bir takım kurmayı hayal ediyorsunuz? Kuracak mısınız? Yani o yenilmez armadanın seyircisini yeniden oraya toplayacak mısınız salona? O kadroyu kuracak mısınız? Oktay Hoca'nın kendisi tanıdığım ve sevdiğim birisi. Kontratını henüz görmedim. Görmeden de bir şey söylemek bir doğru yıllık, olmaz. Bir buçuk yıllık zaten. Zannediyorum. Oturup sadece bunu Oktay Hoca için değil, bizim yaklaşımımız seçildikten sonra oturup tüm branşlarda hocalarımızla önce oturacağız. Gerekli raporları alacağız. Oturup beraber bir değerlendirme yapacağız. O değerlendirmeleri yaptıktan sonra Galatasaray vizyonumuz dediğim gibi küçültmek değil, büyütmek ve daha büyük hedeflere doğru gitmek. En doğru burada nasıl ilerleyebiliriz? Ondan sonra buna karar vereceğiz. O anınızı anlayacak mısınız? O basketbol Amerika'daki ilk Kaliforniya Üniversitesi'nde ilk birinci. Birçok var ama bir tanesini anlatayım. Ama o çok, çok önemli bir anınız var çünkü. İlk senenizde. Ya birinci ya ikinci senem. Şimdi şey yapayım, yanlış söylemeyeyim. Ben Yeşiköy'de büyüdüğüm için bilirsiniz. Birçok gayrimüslim insan vardır. Doğru. Yeşiköy'de, Ataköy'de oturan. Tabii. Çocukluk arkadaşlarımın çoğu da gayrimüslim veya Ermeni çok arkadaşım oldu. Los Angeles'a gittiğimde tabii bir anda bir Türkiye açısından, ülkemiz açısından pozitif bir reklam, bir imaj kampanyasına dönüştü. Takdir edersiniz işte bursla bir Türk oyuncusu Amerika'ya transfer oluyor. Aynısı bir Amerikan güreşçi Türkiye'ye transfer olursa biz nasıl hissedersek eminim onlar da öyle hissetmişlerdir. Bir anda da bir popülerite olunca ve pozitif Türk imajı yayılmaya başlayınca bir takım kesimler rahatsız olmaya başladı. İşte sabah geliyorum, arabamın lastiği patlamış, işte evimin camına taş atılmış, camlar kırılmış gibi gibi. Sizin başınıza geldi. Evet. Dolayısıyla yani çok da erken yaşlardan zorluklarla baş etmesini bilirim. Maalesef orada bir kısım, tabii ki tümünü tenzih ederek söylüyorum. Her yerde nasıl fanatikler varsa bir takım fanatik insanlar da Ermenilerin buluşmuş olduğu bir grup var maalesef. Ve bir takım işte tehditler olmaya başladı. Bir maçtan önce soyunma odasına geldim. Bütün güvenliğe şuna buna rağmen soyunma odamda, işte soyunma odalarının üstünde herkesin isimleri soyadı yazar. Nerede soyunacağınız belli. İşte Ozan Korkut'un soyunma alanına geldiğimde bir mektup. Bugün seyirci içerisindeyiz. Çıkar oynarsan öldüreceğiz seni. Tabii 18-19 yaşlarında bir genç olarak tabii önce bir panikledim. Panik anım geçer geçmez de işte yetkililer geldi. Önce baktılar kim buraya nasıl girmiş, ne etmiş falan filan ve ulusal televizyonda yayınlanacak da bir maç. Takım antrenörüm geldi o zaman, beni bir kenara çekti. Dedi ki bak Ozan, çok doğal, korkmuş olabilirsin. Dikkatin dağılmış olabilir, konsantrasyonun dağılmış olabilir. Eğer durum böyleyse sana karşı bir bunu tutmayacağız. Oynamamak isteyebilirsin, en doğal hakkındır. Kesinlikle antrenörün olarak da ben kötü bir şey düşünmeyeceğim. Bir dedi burada 5 dakika otur, kararını ver. Bana 5 dakika sonra söyle, hemen de söyleme. Dışarı çıktı. O an oturdum, dedim ki ben buraya niçin geldim? En üst seviyede basketbol oynamak için, ülkemi ve kulübümü temsil etmek için. Kendi karakterimi de çok iyi biliyorum. Yapmam gerekeni o an denemesem hayatım boyunca kendime kızacaktım. Dedim ki Allah'ın takdiri bu kadarmış, demek ki bu kadar yaşayacağız. Ama en azından bildiğimi yapmam lazım. Sahaya çıktım. Pardon. Tabii 20 bin 30 bin kişilik statlar Amerika'daki, pardon. Dikkatim dağılmış olduğu için de scorer guard oynuyorum. Shooting guard dedikleri iki numaralı pozisyonda oynuyorum. Şutum girmiyor. Sonra aradan böyle bir 5-6 dakika geçtikten sonra kendime güvenim tekrar geldi. Dedim ki ya artık çıktığın sahaya en iyi şekilde oynayacaksın. Bırak onu bunu, konsantre ol ve
iyi bir şeyler yapmaya başladım. Bir iki şutum girdi. Bir pozisyonda topu almış dribling yaparken orta sahaya geldim. Yan gözümde orta tribünlerden birisinin ayağa kalktığını gördüm. Bir Haşmet'le ayağa kalktı. O sırada artık da bir hayat, işte Bismillahirrahmanirrahim şey, gözümün önünden her şey geçiyor. Bayağı etkilenmişsiniz. Hayat tamamıyla gözümün önünden geçti. Sahada bir sessizlik oldu. Söylediği sözü tam burada şimdi canlı yayında söyleyemeyeceğim ama sizlerin ve seyircilerin affına sığınarak eşek diyeceğim. Be eşek, para verdik o kadar oynasana diye bağırdı. Meğersem bir Türk vatandaşı, Türk seyircimiz gelmiş, duymuş hani bir Türk geldi burada oynuyor diye. Tabii maç biletleri orada biliyorsunuz 150 dolar, 200 dolar parayı da vermiş. Benim şutum girmeyince de haklı kızıyor bu kadar para verdik diye. O günü unutamam. Tabii güldüm, topu kaybettim ettim ben diyecek bir şey yok ama. Hoş bir anıymış. Devam edelim mi? Sayın Korkut, basketbol deyince ve başkanlık süreci şu anda yaşanınca aklıma rahmetli Özhan Canaydın açıkçası geldi ve sizin de basketbol kökenli olmanız aslında size bakınca da aklıma Sayın Özhan Canaydın geldi. Kendisini rahmetle bir kez daha anmış olalım. Yani siz ona benzetiyorlar mı ya da sizin örnek aldığınız yönleri var mı rahmetli Özhan Canaydın? Özhan Canaydın, sesim titriyor kusura bakmayın, başkanım ve abim ve dostumdu. Ona benzetilmekten gurur duyarım. Keşke onun kadar da Galatasaray cami, siz tabii Galatasaray başkanı olduktan sonraki kısmını biliyorsunuz. Hı hı. Bir öncesi var. Başkan olması ayrı, dikkat ederseniz abim ve dostumdu dedim. Görünmeden de spor kulübü, sadece spor kulübü açısından değil, hem Galatasaray spor kulübüne hem Galatasaray lisesine hem de ihtiyacı olan herkese kucak açmış bir modeldir. Ve kaybı da beni çok etkiledi. Divanda anlatmıştım. İsterseniz kısaca anlatayım. Galatasaray'ı tanımama sebep olan çok önemli figürlerden birisidir. Bursa'da bir maça gittik. Minik takımdayken. Kırık dökük bir yere bizi aldılar. Soğukta. Aradan bir süre geçtikten sonra bir abi geldi. Aslan gibi birisi. Boylu postu kapıda bitti. Galatasaray takımı gelmiş. Burada mı ağırlanır diye kızdı yöneticilere de, takımın başındaki antrenörlere de. Hemen dedi 5 yıldızlı çekirgede bir otele bizi taşıdı. Turnuva boyunca yanımızda oldu. Her türlü yememizle içmemizle her şeyimizle ilgilendi. Özhan Canaydın olduğunu kendisini sonra tanıttı. Daha o gün yani 9-10 yaşlarında bir çocuk için Galatasaray'ın ne olduğunu, Galatasaray ailesinin bir üyesi olmanın ne olduğunu bana öğretmiştir. Hayatımda büyük rolü vardır. Onun için bende çok özel bir yeri var. Benzetilmek haşa ama gurur evet, diyelim. Benim de dikkatim çekti. Benim de aklıma ilk gelen oydu Hasan Bey'di yani. Biraz evet. Önce listeyi gördüm, yayınladık galiba değil mi Sayın Başkanım? Alper Narman sizin listenizde değil miydi? Yok. Alper Narman benim listemde değil ama Alper Narman Galatasaray Lisesi'nden sınıf arkadaşımdır benim. Yani hiç listeniz olmadı yok, yani. Listede göremeyince. Olmadı. Şampiyonluk yarışında son haftaya giriliyor. Nasıl bakıyorsunuz? Biraz Fenerbahçe'de şampiyon olacağız gayet bir pozisyon aldı. Başakşehir'in de şansı herkese var. Herkese başarılar ama Galatasaray tabii ki şampiyon olacak. Listenizden ayrılan oldu mu? Devamı olacaktı da bizden şampiyonlar. Listenizden ayrılan isim oldu mu? Yok, hayır. Listemden hiç ayrılmadım. Çıktığınız yolda aynı arkadaşlarla devam ediyorsunuz. Şimdi şampiyonluk yarışı genelde şöyle avantajları mevcut başkan için. Eğer şampiyonluk gelirse değil mi? Yani güçlü bir göstergedir ve genelde şampiyonluk yolunda başkanın elini güçlendirir. Sizce bu şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın ipi göğüslemesi Mustafa Cengiz'in elini güçlendirmez mi bu kongre sürecinde? Galatasaray'ın şampiyon olması tüm adayların elini güçlendirir. Sadece Mustafa Bey'in değil, tekrar ediyorum. Şu anki Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz'in mutlaka ki katkıları vardır ve son derece müteşekkiriz kendisine. Ondan önce sizin dediğiniz gibi Fatih Hoca'nın gelmesinde Dursun Başkanım'ın da rolü vardır. Onun zamanında gelmiştir. Onun da tabii ki takım üzerinde pozitif etkisi ve rolü vardır. Kendisine de çok müteşekkiriz. Bu camia açısından herkesin gurur duyacağı bir şey ve herkes için pozitif olacak. Çünkü hepimizin amacı aynı. Hepimiz daha iyi bir Galatasaray istiyoruz. Sorunların, problemlerin konuşulmadığı, artık daha büyük, daha hedefe yönelik nelerin yapılabileceği bir Galatasaray konuşmak istiyoruz. Herkes için avantajlı. Sayın Korkut, gençlik hareketiyle yola çıktınız ama listelere baktığım zaman Sayın Dursun Özbey'in listesinde 3 tane, Sayın Mustafa Cengiz'in listesinde 5, Sayın Ali Fatinoğlu'nda 7, sizin listenizde 2 tane kadın var. Hı hı. Ama gençlerin daha eşitlik yanlısı olmasını beklerdim ben. Siz ne diyorsunuz? Vallahi
açık söyleyeyim. Biz dediğim gibi listemizde gördüğünüz buzdağının üstünde, suyun üzerinde kalan kısmı. Biz ciddi bir ekibiz. Ciddi çalışma arkadaşlarımız var. Tekrar tekrar söylüyorum. Seçilmiş olduğumuz anda kimse bizden sadece 15 kişi olarak çalışmamızı beklemesin. Galatasaray'ın durumu ve ihtiyaçları 15 kişiyle yönetilemez. Camiamızın tüm bireylerinden yardım isteyeceğiz. Liyakatla gelip de Galatasaray'la alakalı hizmet etmek isteyen herkese kapımız açık olacak. Ben kadınların sayısal anlamda söyledim ama. Bayanlar, valla ben açıkçası kadınlar açısından herhangi bir sayıya veya oranı bulmayı doğru bulmuyorum. Biz herhangi bir kadın kontenjanı veya başka bir şey düşünmedik. Gayet eşit bir şekilde fayda sağlayacağını düşündüğümüz ve uzun süredir birlikte hareket ettiğimiz kimler varsa onlarla yola çıktık. Bunun aksi düşünceyi de biraz kadınlar için adaletsiz görüyorum. Bu süreçte özellikle Sayın Dursun Özbek döneminde belli iddialar ortaya atıldı. Yani herhangi bir suistimal olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da hiçbir Galatasaray başkanının, gayet net, hiçbir Galatasaray başkanının veya yöneticisinin veya sporcusunun veya üyesinin art niyetle herhangi bir suistimal yapacağına inanmam. Hiçbir zaman da aklımdan böyle bir şey yani geçmez. Yanlış anlaşılmasın başkanım. Estağfurullah. Bizim söylemlerimiz değil. Hani Galatasaray camiasında dile getirilen, zaman zaman işte kongrelerde konuşulan şeyler üzerine sordum bu soruyu. Estağfurullah. Fikir ayrılıklarında olmak gayet doğaldır. Fikir ayrılıklarında olduğunuz zaman da benim yadırgadığım bu fikir ayrılıklarını basın üzerinden çözmeye çalışmaktır. Biz aynı camiayız, eşiz, dostuz hepimiz, dediğim gibi hepimizin amacı bir. Fikir ayrılığı olan insanlar da birbirine bir telefon uzaklığındadır. Birbirlerini ararlar, bir ortama gelirler, oturur medeni bir şekilde konuşur, anlaşmaya çalışırlar. Galatasaray bu terbiyenin, bu düsturun olduğu bir yerdir. Zaten ayrıcalıklarından bir tanesi de budur. Camiada zaman zaman dile getirilen bir konu var. Tüzük değişikliği. Hı hı. Siz de tüzükte değişiklik yapmanızı düşündüğünüz, yapmayı düşündüğünüz maddeler var mı? Esas da şunu soracağım. Yani bu liselilerin ve liseli olmayan Galatasaraylıların kulübe üye olması konusunda onlara bir kolaylık falan olacak mı? Yani birisi bekliyor belki 10 sene, Galatasaray liseliler zaten direkt kontenjandan üye oluyorlar. Ve çok daha arada uçurum var fiyatlarda, üye olma rakamlarında zannedersem. Bu konuda bir düşünceniz var mı, çalışmanız var mı, planınız var mı? Ve başka tüzük değişikliği konusu düşünüyor musunuz? Galatasaray'da bir kere net olarak, ben de demin söylediğim gibi Galatasaray Lisesi mezunuyum. Ama asla ve asla Galatasaray liseli veya lisesiz ayrımı olamaz. Yani bu ortaya atılmış, gündem değiştirmek için diye düşüneceğim bir polemiğin ötesine gitmiyor bizim için. Biz hepimiz biriz. Hiç kimse hiç kimsenin Galatasaray sevgisini veya aidiyet duygusunu sormayacak nokta da değil. Tüzük çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Gayet net cevap vereyim. Hiçbir yönetimin kendi istekleri doğrultusunda Galatasaray terbiyesi çerçevesinde kendi istediği yönde tüzük değiştirme hakkı olduğunu düşünmüyorum. Tüzük bizim anayasamızdır. Bizim yönetim olarak yapmamız gereken Galatasaray'ın sahibi olan Galatasaraylıların ve genel kurul üyelerinin tüzükleriyle, tüzüğümüzle alakalı en demokratik şekilde çalışması için gerekli ortamı ve teklifi sağlamalıyız. Sayın Korkut, burada araya girebilir miyim? Tabii. Lütfen kusura bakmayın. Estağfurullah. Tüzük değişikliği yaparak Galatasaray Kulübü'nü taraftar açmayı düşünüyor musunuz? Ben direkt onu soruyorum zaten. Evet, abi işte. Galatasaray yani. Kulübü... Yani bütün taraftarlar yani. Evet tabii, olay evet. O zaten. Galatasaray Kulübü... Ben onu anlamadım çünkü senin sonunda onu anlamadım ben. Galatasaray Kulübü taraftarlarına kapısını kapatmamıştır. Her kulübün üyelik açısından belli kriterleri vardır. O kriterler doğrultusunda değerlendirilir. Bu kriterlerin ne olduğu, tüzüğün yapısının ne şekilde değişeceği ancak Galatasaray Genel Kurulu'nun alacağı kararlarla belirlenir. Zaten siz yönetim olarak değiştiremezsiniz. Genel kurulu onu, ben de onu söylemeye yani çalışıyorum. Şimdi Galatasaray bizim... liseliler kaç lira oluyor Sayın Başkan? Yani arada konuşalım. Galatasaray liselilerle liseli Galatasaray Lisesi mezunu olmayanların üye olma fiyatları arasında bir fark var, evet. Biri 600 lira zannedersem veya 800 lira, biri 10 bin lira zannedersem. Yani değil mi? Arada çok tatlı bir rakam fark var. Rakamsal ve fark yani var. Zaten %80'i doğal üyelik olduğu için, eş, dost, onun sporcu, eşi, kardeşi, çoluğu, çocuğu üye olduğu için ağırlık olarak liseliler oluyor haliyle. İstediğiniz kadar siz dışarıdan üye olmak için bekleyin yıllarca. Size sıra gelmiyor şu an yani. Baktığınızda aslında Galatasaray'ın son derece demokratik bir yapısı var. Son derece yani oran %50'ye 50'ye yakındır. Günün sonunda bir liseli, Galatasaray Lisesi mezunu bir genç başvurmuş olduğu zaman aynı şekilde bire bir oranıyla üyeler alınıyor.
Tabii başkan kontenjanı kimi zaman olabiliyor ama o söylediğiniz uçuk bir rakam değildir. Az bir rakamdır günün sonunda. Biz dediğim gibi bizim yapacağımız yönetim kurulu kararı alıp bir genel kurula gidildiği zaman tüzükle alakalı genel kurulun bu tüzüğü ve maddelerini en rahat, en demokratik şekilde, kendi istedikleri şekilde belirleyecekler. Siz kişisel olarak ister misiniz bunu? Yani Galatasaray Kulübü'nün 30 milyon taraftarı var, 10.200 civarında üyesi var. Yani ne bileyim 5 milyon, 6 milyon tarafta kongre üyesi olması ister misiniz? Ya da bir Barcelona modeli, evet, mesela Barcelona modeli, 100 bin üyeli daha çok gelir getirebilir. Yeni bir kalem olacak. Yani havalarına mesela standlardan bahsettiniz, Barcelona, Real Madrid yani. Üye sayısını artırmakta prensip olarak bir problem görmüyorum ama her yerde olduğu gibi bu yedirilerek, hazmederek yapılması gereken bir şey. Yani siz bir anda amacınız sadece gelir elde etmek açısından kapıyı açalım, herkes gelsin, herkes çok basit kriterlerle üye olsun derseniz bu sefer hazmetmeden belli şeyleri, yapıyı sürdürülemez bir noktaya getirebilirsiniz. Amacımız, tekrar ediyorum, Galatasaray'ı kapatmak değil. Kimsenin de böyle bir amacı ve ihtiyacı olacağını düşünmüyorum Galatasaray açısından ama ne diyoruz? Biziz, bir aileyiz. Kendi değerlerimizi, kendi misyonumuzu, kendi varoluşumuzu anlayan, aynı prensiplerde olan herkese Galatasaray'ın kapısı açık. Son 10 dakikanın içerisinde özellikle bir ifade kullandınız. İşte yatırımlarla, özellikle inşaat yatırımlarıyla diyelim, gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili çok fazla oraya yürümek istemiyorum, konsantre olmak istemiyorum dediniz ama Galatasaray'ın son dönemine baktığımızda en büyük can suyu da buralardan gelmiş. Yani işte Riva'dan gelen proje, Florya'dan gelecek proje. Şimdi tesislere alınıyor, %30 dönüm havaalanının olduğu Arnavutköy'de bir arazi. Bunlara da bir dönüşüm olacaktır. Baktığınız zaman futbol kendisine yetmiyor. Siz de açıkladınız, %95 dediniz. UEFA kriterleri geçen sene açıkladı UEFA. Türk futbolunda %85 gelen para futbola gidiyor. Ve yatırımlarda bir eksiklik var. Bu anlamda bir diğer sportif getiriler gelene kadar, işte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın özellikle gerisinde kaldı Galatasaray. Göğüs reklam sponsoru. Yarı yarıya bir fark var. Onları toparlayana kadar bu can suyu devam etmez mi? Yani yeni projeler üretemez misiniz? Biraz o kalemde kaybetmiş olmaz mısınız? Yanlış mı anladım? Yok, şimdi baktığınız zaman dediğim gibi bir spordan değer kazanmaya çalışacağız diyorum. Özellikle futbol spesifiğinde oyuncu hızlı bir şekilde oyuncu değerlendirip, yetiştirip, satıp gelir elde etme mecburiyetindeyiz. Ama tabii Galatasaray'ın baktığınız zaman bir de biliyorsunuz mağazacılık AŞ diye bir şirketimiz var. Ciddi bir merchandising yapılanmamız var. Ve maalesef burası da yanlış yönetim nedeniyle zarar ediyor. Gelir elde etmek açısından önemli gelir kalemlerinden bir tanesi de bunun olması gerekir. Maalesef zarar ediyor. Burada seçilmemiz durumunda çok hızlı bir revizyona gideceğiz. Yani bugün model olarak da yanlış bir model olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki büyük markalara baktığınız zaman hepsi günün sonunda ürün satmaktan, kendileri bunu perakende satışını yapmaktan ziyade lisans haklarını satıp gelir elde ediyorlar. Yani bir ürün olarak baktığınız zaman ürünün bir imalatı var. Bizim ana konumuz değil. Galatasaray bir tekstil üreticisi veya bir aksesuar üreticisi değil. Bir marka değeri var. Yani vermiş olduğunuz lisans değeri var. Bir de sattığınız zaman sattığınız ürün üzerinden kazandığınız bir kar var. Bizim şu anki yapılanmamız burada. Maalesef hem imalatını yapıyoruz veya dışarıya yaptırıyoruz. Marka değerini kendimiz belirleyip üzerine bir markup koyuyoruz. Büyük kısım ürünlerde sattıktan sonra mağazacılık üzerinden kar elde etmeye çalışıyoruz. Ama yapılan maliyet çalışmalarına bakmış olduğunuz zaman maalesef zarar ediyoruz. Burada büyük kulüplerin yaptığı sisteme hızlı bir şekilde dönmemiz gerekir. Yani biz ürün üretmekten ziyade biz fikir ve konsept geliştirip lisans hakkını verip kendi istediğimiz standartları belirleyip onu kontrol edip İşin gelir kısmına odaklanmalıyız ve ana fokusumuz olan spordan ayrılmamalıyız. Yani bu bizim ana işimiz değil. Ve net söyleyeyim size, o kısmı da beni çok şaşırtıyor. Yani bu şirketimizin giderlerinin %40'ı pazarlama gideri. Yani endüstri standartlarının çok üstünde bakmış olduğunuz zaman hızlı bir şekilde bizim gelir gelmez o %40 olan pazarlama giderlerini 3 ay 4 ay gibi bir sürenin içerisinde %25'lere kadar çekmemiz lazım. Bugün kendi örneğimden size söyleyeyim. Mesela kendi Amerika'da oynadığım dönemden Ozan Korkut'un işte marka söylemeyeyim, giymiş olduğu tişört 2X large'sa, sipariş verdiğinizde 2X large'sa bedeniniz, her gelen ürün aynı kalıpta size geliyor.
Şimdi bizim ürünlerimiz arasında bir size standardı dahi oturmuş durumda değil maalesef. Dolayısıyla ürün geliştirmesinden çocuklara yönelik çok limitli ürünümüz var. Çocuklara ve kadınlara yönelik. Hem ürün yelpazesinin bir şekilde genişletilmesi, hem ürün kalitesinin oturtulması, hem de fiyatının rekabetçi olarak tekrardan konumlandırılması lazım. Lojistiğine bakıyorsunuz. Siz bugün bütün dünya e-ticarete dönmüş durumda. İnternet üzerinden bir sipariş verdiğiniz zaman maalesef yaptığımız araştırmada görüyoruz ki bizim ürünlerimiz averajda 9 ile 10 gün arasında teslim ediliyor. Bugün Amerika'dan bir ürün siparişi dahi verdiğinizde birinci gün ya da ikinci gün kapınızda teslim ediliyor. Yani baktığınızda gelir artırmak için yapılması gereken çok şey var ve bunlar çok hızlı yapılabilir. Sosyal medya ve içerik, bugün bakarsanız büyük gelir olan kulüplerin hepsi içerik üretiyor. Yani bu sizler için de, yani pastayı genel olarak büyütmek için bütün spor basın, yani basın diyorum, bütün spor endüstrisi için önemli bir şey. Ne kadar içerik üretirsek sizlerin işiniz o kadar kolaylaşır. Taraftarlarımız o kadar daha çok bilgiye daha hızlı ulaşır ve kendilerini daha özel hissetme imkanını, daha çok bağdaşma markayla ve kulüple bağdaşma imkanını tanırız. Bunun üzerinden de baktığınız zaman Galatasaray 25 ile 30 milyon arası taraftarı sadece Türkiye'de olan bir kulüp. Bunu çok rahat ticari kazanca döndürebiliriz. Bunlar maalesef bugüne kadar yapılmadı ama inşallah 26 Mayıs'tan itibaren çok hızlı yapılır. Sayın Korkut, son 5 dakika içerisindeyiz. Ben son sorumu sormuş olayım. Sayın Korkut, seçim stratejinizi anlattınız. Evet. Ben çok net alamasam bile somut, yani projelerinizden pek bahsetmediniz. Belki sürpriz olarak ileride kamuoyuyla bunu paylaşacaksınız. Çünkü ben net olarak anlayamadım. Ama ben sizin sanat tarafınızı konuşmak istiyorum. Bir tarafta rock and roll hayran olduğunuzu ve sahnede yer aldığınızı biliyorum. Motosiklet tutkunuz olduğunuzu biliyorum. Bunlar evet evet. sahnede şarkı söylediğinizi biliyorum. Sayın Başkanım, güzel değilsin insanlar. Bunlar da bizimle neler paylaşırsınız? Motosiklet binmek bana özgürlük yaşatıyor açıkçası. Özgür ruhlu da birisiyim. Boş zamanlarda, hele de şehrin trafiğinden kaçmak için doğada motosiklet kullanmayı seviyorum. Müzik açısından da basketbolu bıraktıktan sonra gerçekten müziğin ruhun gıdası olduğuna inanıyorum. Hayatımda büyük bir sporu bıraktıktan sonraki boşluğu doldurdu. Çocukluğumdan beri de ilgilendiğim bir dal baktığınız zaman. Aslında çocukken gitar çalmayı öğrenmek istedim. Fakat kulüpten o zaman müsaade etmediler. O zaman mana verememiştim ama şimdi anlıyorum. Çünkü metal teller, bastığınız parmaklarınız yavaş yavaş sertleşmeye ve nasırlaşmaya başlıyor. Top hakimiyetini kaybedersin diye müsaade etmediler. O zaman anlamamıştım tabii ama şimdi gayet iyi anlıyorum tabii bu yaşımda. Hem kendimi dinlendirmek için hem de sevdiğim işi yapıp hayattan biraz zaman çalabilmek için, kendim için müzikle uğraşıyorum. Bir hard rock grubum var. Belli zamanlarda konser veriyoruz. Sahne alıyoruz, evet. Öyle mi? Evet, güzel. Evet. Beklerim. Geleceğiz. Belki o zaman motosiklete binip Galatasaray Kulüp binasına gitme gibi, belki şampiyonluk sonrası bir konser vermek gibi. Niye olmasın? Şampiyonluk sonrası bir konser vermek gibi planınız olabilir. Konser vermek değil de motosiklete tabii giderim. Motosikletim de GS plakalı. Niye olmasın? Tabii. Başkanım, çok bu müzik işini çok şey yapmam. Bilici bir soru gelmişti bir maçtan sonra da bir gazeteci tarafından. Yeni ligden sonra da bu sefer şöyle soruyor gazeteciler arkadaşlar. Bir Çinli sormuştu. Türkiye'ye yenildiğinde Fatih Terim başındaydı basın toplantısında. Şimdi hangi parçayı çalmak istersiniz, çalacaksınız gibi bir soruydu. Tabii moral bozukluğu da öyle değil. Merak ettiğim konu şu, Selahattin Beyazıt 38 yaşındaydı baktığım şeyle başkan olduğunda. Yani son 2 dakika önce Dursun Yarsuat tarihte yazıyor. Dursun Yarsuat başkanımız da sanırım 88 küsur. Allah razı olsun. Evet. Yani siz 44 yaşındasınız, sizin 2 katınız. Yani ilginç bir şey. Nasıl değerlendiriyoruz? Galatasaray'da 38 var, 88 var. Şimdi 44 yaşında bir genç demeyeyim artık. Genç abi. Genç. Yani kime göre genç? Çipras'a göre mi yoksa Kanada Başbakanı'na göre mi? Bahsettiğiniz Galatasaray'ın zenginliğidir. Yani Galatasaray'da yaş fark etmeden bir fikir birlikteliği vardır, bir değer birlikteliği vardır. Galatasaray'la öğrenciye de baktığınızda aynı değerleri görürsünüz. Galatasaray'la bir büyüğe, bir başkana baktığınızda da aynı değerleri görürsünüz. Aramızda bu manada bir fark yok ama gençlik açısından baktığınızda teşekkür ederim. Hani bu yaşta gençsem. Aynı yaştayız başkanım. Güzel, aynı yaştayız. Tamam, o zaman genciz. Bugün dünyayı yöneten en büyük şirketlere baktığınız zaman biz yaşlı kalıyoruz.
onların yöneticileri, onların sahiplerine baktığınız zaman belki onlara kıyasla yaşlı bile kalabiliriz. Bu yaşla alakalı bir şey değil. Dediğim gibi deneyim. Benim hayatıma bakarsanız dediğim gibi 9-10 yaşından beri Galatasaray'ın içindeyim. 44 yaşındayım ama 35 senelik Galatasaray tecrübem var her manada. Beşiktaş Fenerbahçe'nde süremiz kalmadı pek. Son bir soru sorayım mı? Son. Buyurun. Çok. Buyurun. Sayın buyurun. Korkut. Özür dilerim. Dört tane başkan adayı var. Evet. Ay 26'sında çok iyi bir kongre olacağını ben biliyorum. Tahmin ediyorum. Çünkü ben de o gün orada olacağım. Hem oy kullanmak için hem de görev yapmak için. Öyle mi? Oyla mı kullanıyor? Tabii. Genel kurulu. Ben en karşı olduğu şey kusura bakma yani. Ben genel kurulu üyesi. Gazeteciden kulübü üyesi olmaz. Cevap süre kalmadı bu arada. Dört başkan adayından hangisi şanslı? Kim kazanır? İpi kim göğüsler? İlginç bir soru. İpi kim göğüsler? Evet. Aday olan herkes kendisinin göğüsleyeceğini bilerek aday olur. Emin olarak aday olur. Biz eminiz. Ama tekrar ediyorum. Bizim aramızda fikir ayrılıkları olabilir ama hepimiz Galatasaraylıyız. Kim kazanırsa kazansın. 26'sı seçim bittikten sonra hepimiz yanında arkasındayız ama dediğim gibi kazanacağımıza da eminim. Güzel bir şekilde noktalamış olalım bence basın tribünü Sayın Başkan. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetinize. Size ve diğer adaylara da başarılar diliyoruz kongre sürecinde. Basın tribünün konuğu Galatasaray Başkan Adayı Ozan Korkut'tu. Programımızın sonuna geldik. Bir basın tribünün programında daha buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.